Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda 5. bölüm 17. testin çözümünü yapacağız. Evet gençler bu bölümün son testindeyiz. Bu bölümde neler vardı? Hangi konular vardı? Üçgende benzerlik, üçgende merkezler ve üçgende alan vardı. Hadi bakalım son testimizi çözelim. Bir ekranın uzun kenar uzunluğunun kısa kenar uzunluğuna oranına o ekranın oranı denir. Ekran oranı 4 bölü 3 yani uzunun kısa oranı 4 bölü 3 olan bir telefon ile Kızılay'ın üçgensel bir afişini de taşıyan 3 drone'un fotoğrafı şekilde gibi çekilmiştir. Diyor ki çekilen fotoğraf bankartın alanını 288 olduğuna göre bir de telefon şöyle yan tutulmuş galiba. Bu alan kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle bu buradaki uzun kenar 4 x iken burası ne oldu? Kısa kenar oldu değil mi? Buradaki kısa kenar 3x oldu pardon. Buradaki kısa kenar 3x miydi arkadaşlar? Şurası 3x yani burası da 3x mi? Evet. Şimdi iki dikdörtgen birbirine benzer mi? Benzer. Benzerlik oranı nedir? Uzun kenarlar oranına eşittir. Burada uzun kenar 4x. Burada uzun kenar 3x değil mi? Evet. 4 bölü 3 benzerlik oranı. 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9'dur. Yani burada kalan 16 a iken burada kalan kaç a yapmalı? 9 a yapmalı. Aynı şekilde dikdörtgende ve karede de yani diğer şekillerde de benzerlik arayabiliriz arkadaşlar. Bize 16 a'yı kaç vermişler arkadaşlar? 288 vermişler. Buradan e, A kaç geliyor? 18 geliyor galiba arkadaşlar. 256 yapıyor 16 alıyor 16 çarpı. Büyük ihtimal 6 kere 8 48 ya. A 18 gelir. A 18 iken bizden ne isteniyor? 9 A isteniliyor. Çünkü şurada kalan isteniliyor. A yerine 18 yazdığımız zaman kaç geliyor o zaman? 9 kere 8 72. 72. 9 kere 1 9. 162 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 2'ye. İkinci soruda birim kareler üzerine çizilen bir şekil var arkadaşlar. Burada dikkat edin daha öncelerinde de yapmıştık. Önemli bir bilgi ÖSYM'de sormuştu. Arkadaşlar bu nokta buradaki oranlamaları bulacağız. Buradaki noktaya bakın dikey çizgi üzerinde. Buradaki nokta da dikey çizgi üzerinde. O zaman ben bu dikeyler hepsi birbirine paralel ya o dikeyler üzerine yoğunlaşacağım. Yataylara yoğunlaşmama gerek yok. Eğer bir tanesi ya da iki tanesi yatay üzerinde olsaydı yataylardan oranlamasını bulacaktık. Arkadaşlar neye göre bakacaksınız burada? şuna göre arkadaşım şu üçgendeki dikey çizgilere göre bak şu çizgi ve şu dikey çizgi şuraya bakar mısınız kaç buradaki burası 3 birim burası 1 2 3 4 5 6 7 7 birim burası da 2 birim hocam 3 7 2 olan var yani burası 3k burası 2k burası da 7k mıdır arkadaşlar evet şimdi ne yapacağız hocam burada pisagordan şunu bulamam şuradaki pisagordan bulamam ama büyükteki pisagordan bulabilirim şurası kaç 12 burası 1 2 3 4 5 5 5 12 ne üçgeni 13 üçgeninden burası 13 yaptı hocam şurası 7K'ydı çünkü 3 7 2 3 7 2 olacak burası niye ters yazdıysam ee, toplam 10 12K 13'e eşit evet o zaman K'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar 13 bölü 12 bulduk bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor 7K isteniyor 7 çarpı 13 bölü 2'den 3 kere 7 21 7 kere 1 7 8, 9, 91 bölü 13, 12 çıkar arkadaşlar. 91 bölü 12 çıkaracak değil mi? Şurası 12 olduğundan dolayı. Evet cevabımız böylelikle Edremit oldu. Geldik 3. soruya. Bir yol üzerindeki aralarında 12 metre mesafe bulunan iki elektrik direği arasında ve bu direkler, direkler ile aynı doğrultuda 7 metre uzunluğunda bir sokak lambası bulunmaktadır. Evet 7 metre uzunluğunda bir sokak lambası bulunuyor. Geceleyin yoldaki aydınlatmanın yetersiz olmasından dolayı sokak lambasının elektrik direklerine göre simetriyi alınarak. Arkadaşlar bunu simetriğini aldığınız zaman şuradaki noktanın simetriğini alacağız bak içinde. Işte. Şu. Hocam bu direğe göre simetriye bu. Bu direğe göre simetriye bu. Şey şekil dışına çıkmamak için mecbur böyle alıyorum. Yani burada simetriğini alınca hocam şunlar birbirine eşit olacak. Burada da şu parçalar birbirine eşit olacak. Bakın bu noktanın buna göre simetriği bu. Bu noktanın da buna göre simetriye bu. Evet, bir lamba burada oldu. Bir lamba da burada mı oldu arkadaşlar? Evet. Şu çift çizgiyle S'nin toplam kaç? 12. E o zaman burası kaç yapar arkadaşlar? 24 mi yapar tamamı? Çünkü A, 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 B, B diyecek olursak A artı B 12 ise 2 artı 2 B 24 yapar. Buna göre diyor yeni dikilecek sokak lambasının birinin en uç noktası ile diğerinin en dip noktası arasındaki uzaklık soruluyor. Bunun en dipi ile bunun en uç arasındaki uzaklık soruluyor. Direğin uzunluğu kaçtı arkadaşlar? 7 idi. E o zaman burası 7. Şurası 24. 7, 24 ne üçgen arkadaşlar? 25 üçgenden cevabımız 25 çıkar. Evet üçüncü soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik dördüncü soruya. Oo çok güzel bir soru. Ni niye güzel bir soru? Çünkü aynısını ben de yazdım. Bak burada da varmış. Vallahi daha öncesinde hiç görmedim. Metin'i de ilk defa görüyorum burada. Ee, ben de buna benzer bir soru. konu anlatımda var. Hoş sorular arkadaşlar bunlar. Evet bakalım ne diyor? Ee, aşağıda düz bir zemin ve bu zemine dik bir duvar verilmiştir. Bu zemin üzerinde duvara eşit mesafede bulunan yere dik durumda bir baba ve kızının saat 13'te Gölge boyları santimetre de şekil birlik gibi verilmiştir. Güneş saat 14'teki konumda iken bu baba ve kızı aynı duvara şekil birdeki mesafelerinde durduğunda gölge boyları şekil gidek gibi oluyor. Arkadaşlar önce ışın geliyor ya her ikisine de ışın yani güneş ışına güneş ışığı gelmiş böyle gelmiş. Güneş ışığı gelmiş şöyle gelmiş. Aslında duvar olmasaydı böyle olacaktı. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Burada kaç ile burada kaç aynı mıdır arkadaşlar? Aynıdır. E, burada ise her ikisi de duvara eşit mesafede olduğuna göre Şuradaki mesafe burada da kaçtır arkadaşlar? 100'dür değil mi? Evet duvara eşit mesafede ya bunlar. Duvara mesafesi gölge boyuna eşit burada. E, o zaman burası da 100'dür arkadaşlar. Şimdi burada aslında şöyle bir benzerlik yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle şurada alfa deyip beta deyip burada da alfa deyip beta deyip şu üçgenle şu üçgene benzerlik yapıp burayı bulup ondan sonra da temel orantı yapıp hocam şu bölü şu e bu bölü buna eşit deyip oradan işlem yapabilirsiniz. Ama bence Şurada bu zemine dik ya, dik üçgen oluşturalım. Şöyle dik üçgen oluşturalım arkadaşlar. Burası 100 mü? 100. Yani şurası da 100. Burası 100 mü? 100. E, burası da 100. E, burada şurası alfayken, burası da alfa mı? Alfa. E, burası da beta. Şöyle bakacak olursanız bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta betanın karşısı 100, betanın karşısı 100. Yani eş üçgen çıktı. O zaman şu 100'den olan şurası baştan itibaren şuraya kadar mesafesi kaç çıkacak arkadaşlar? 80. O zaman bu adamın boyu kaç çıktı arkadaşlar? 180 çıktı. 180 santimetre. Şimdi güneş biraz daha aşağı inmiş. Biraz daha aşağı inince bu sefer şöyle bir şey yaptı. Burada da böyle bir şey yaptı. Yine bunların oluşturacağı açı aynı mı? Yani uzantılarındaki açı bu alfa iken bu da alfa mı olacak arkadaşlar? Evet. Hiç buna girmeyelim yine. Şöyle çekecekse olursam burası alfa iken şuradan çizdiğinde burası da alfa mı olacak arkadaşlar? Evet. Duvara olan mesafeleri birbirine eşitti. Hocam burası 100 burası da 100. Yine alfa 90 beta alfa 90 beta şu üçgenle şu üçgen yine ne oldu? eş oldu arkadaşlar. Bu arada burası kaç verilmiş arkadaşlar? 16 verilmiş değil mi? E, bunun tamamı 80'di. Bakın dikkat. Bunun tamamı 80'di. E burası 16 ise 80'den 16 çıkınca 64 mu kaldı? Evet. Şuradaki mesafe 64 kaldı. Hocam şu üçgenle şu üçgen eş ya. Çünkü beta'nın karşısındakiler her ikisi de, de aynı. O zaman alfanın karşısı buradaki mesafede 64 değil midir arkadaşlar? Evet. E, bunun boyunu ne bulmuştuk biz? 180 bulmuştuk. O zaman 180'den 64 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 116 kalıyor. Buna göre diyor babanın uzunluğu. Duvar üzerindeki uzunluğu, gölgesinin uzunluğu soruluyor. Bak buradası burası. Gölge uzunluğuna eşit olmadı mı? Evet cevabımız böylelikle 116 çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bunları böyle uzatıp zeminle yaptığı açıları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Ama bence en kolay çözüm yöntemi sanki bu. Şuradan dik çizmek. Zaten dik üçgen oluşturma şöyle bir şey gelince dik dörtgen çizip dik üçgen oluşturuyoruz demiştik ya arkadaşlar. Evet oluşturduğumuz şey bakın burada oldu. Şansımıza üçgenler burada eş çıktı. Burada da eş çıktı. Ya yani benzerlikte de çıkabilirdi karşımıza. Duvar olan mesafeler eşit olduğundan bunlar sadece birbirlerine eş çıktı arkadaşlar. Evet dördüncü soruyu ne bulduk arkadaşlar? 116 bulduk. Yani cevabımız Edremit çıktı. Geldik beşinci soruya. Bu dört bu beş. Evet. Şekilde iki farklı renkte özdeş ikiz kenar dik üçgen biçimindeki kartonlar verilmiştir. Turuncu... Özdeş ikiz kenar dik üçgen olduğuna göre hemen şunlara bir 45 45'leri yapıştıralım arkadaşlar. Sonra turuncu boyalı karton yeşil boyalı karton üzerinde aşağıdaki kurala göre yapıştırılıyor. Turuncu kartonun B köşesi yeşil boyalı kartonun DF kenarının ortasına denk geliyor. Evet B köşesi burada. Dik üçgenimizin köşesi burada olacak. Turuncu kartonun AC kenarı yeşil kartonun DF kenarında paralel olacak diyor. Ve her iki karton arasında kalan bölgenin alanı diyor. Arkadaşlar DF uzunluğu burada olursa dik üçgenimiz böyle olur. Ama bu zaman ortak bir şeyi alanı olmuyor değil mi? O zaman bizim DF kenarı bu şekilde olmayacak. DF kenarı nerede olacak? Şurada olacak. E hocam burada olabilir. Bunun üstünde olabilir. Bunun dışında olabilir. Seçenek. Rastgele. Mesela şurada olsa. O zaman bizim dik üçgenimiz şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Öncelikle şuna göre bir yapalım isterseniz. Bu paralel demişse ben bunu kullanacağım. Paralelse yöndeşten. E, öncelikle bu 45-45-90 üçgeni. E paralelse 45se burası da 45 oldu. Hocam 45se burası da 45 45 45 90. Bunlar dik kesti. Hocam ister bu burada olsun, ister bu burada olsun, isterse bu burada olsun hiç fark etmez. Demek ki şu kenar ne olmak zorunda arkadaşlar? Buraya dik olmak zorunda. Çünkü paralel ya, yöndeşlik ya diğer açılarda sağlanmak zorunda. Tamam. Burası 45, burası da 45 oluyor. Bakalım bundan sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Burasını da bize tam orta nokta demişti, değil mi? E hocam burası k iken burası 2k olacak ya. He, burası 2K iken burası da 2K özdeş 2X kenar burası da K olması lazım. E Burası da K ise arkadaşlar yani burada şuradan çizdiğin bu kenar ortay yükseklik e, aynı zamanda buradan çizdiğim de yükseklik eşit olması için tam bu E noktasından geçmek zorunda arkadaşlar. Tamam. En azından o kurguyu kurduk arkadaşlar. Evet. isterseniz bir daha çizeyim ben şeklimi. Bizim dik üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Tam böyle şöyle ve Tam şuradan geçmek zorunda mı arkadaşlar? E noktasından geçmek zorunda mı? Zorunda. Biraz önceki yaptığım sahnelerde onu gördük. Burası dik olacak dedik. O zaman burası da dik olacak. 45 45 90 üçgen çıktı çünkü burası. E burası da 45 çünkü paralelden dolayı burası da yöndeş ya. Buradaki 45'liği de ispatlayayım isterseniz. Hocam burası 45 ise burası da 45 oldu. E 45 e, burası da 45. E ikiz kenar dik üçgenden dolayı burası da 45. E zaten burası da dik üçgen. Şimdi şunlar birbirine eşit. O zaman burası K iken burası 2K olacak. E burası 2K iken dik kenar 2K'ya 2K bu da 2K'ya 2K olduğundan burası K oldu. Aynı şekilde arkadaşlar bu ortaban çizgisi şunda şu paralel ya. Şunlar da birbirine eşit oldu. E o zaman bunlar da birbirine eşit oldu. 90 90 90 90 dikdörtgen oldu. E burası 2K iken şu dik kenar 2K ya. X kenar dik üçgen olduğundan burası da K oldu. Dolayısıyla burası da K oldu. İşte bu iki kartonun kestiği bölge burası değil mi arkadaşlar? 16'ymış. Yani K'ya 16 vermişler. k'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Arkadaşlar K4 ise o zaman arkadaşım burası 4 ise burası da 4 burası da 4 yaptı. Dik üçgenin bir kenarı kaç yaptı? 8 yaptı. Hatta bu uzunlukta 8 kökü yapmış oldu. Bizden üçgenlerden birinin çevresi isteniyor. Yani 8, 8 ve 8 kökünün toplamı isteniyor. 8, 8 ve 8 kökünün toplamı kaç yapar? 16 artı 8 kökü yapar. Yani 8 parantezini alırsak 2 artı kökkiye eşit olacaktır. Arkadaşlar cevabımız. 2 artı kök 2 8 parantezinde. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. 5. sorunun cevabı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Oyun alanının kısa kenar uzunluğu 132 ve uzun kenar uzunluğu 36 olan bir bilardo masası var. Topa böyle vurmuş. Ondan sonra C köşesine gelmiş. Bizden ne isteniyor? Top A noktasında iken topun masanın kenarına teğet olduğu noktanın masanın M köşesine olan uzaklığı 30 cm olarak verilmiş. Şurası. Topun yarı çap uzunluğu 6 olduğuna göre topun sektiği B noktasının masanın N küçüsüne olan uzaklığı. Evet B'nin N'ye olan uzaklığı. Şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Öncelikle top burada kaç uzaklıkta? 6 uzaklıkta. Hocam burada da 6 uzaklıkta. Şurada da 6 uzaklıkta. Burada da masaya 6 uzaklıkta. Hocam burası alfa iken burası da alfa. Alfaya ait dik üçgen. Ne yapacağız? Şunu şöyle uzatsak hocam. Dik üçgen oluştu mu? Hayır oluşmadı. Şöyle bir yamuk, dik yamuk şeklinde bir şey oluştu. Dik şöyle bir dikdörtgen oluşturacaksak dik üçgen oluşur. Aynı şekilde şunu şöyle çizdin. Şuradan da bir dikdörtgen oluştursan alfa beta oluştu. Alfa 90 ise burası da beta oluştu. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Evet. Şu üçgenle şu üçgen benzerliği hak etti. Hadi bakalım benzerliği kullanalım ama bek. Kenarlar lazım bana. Hocam bunun tamamı bunun tamamı kaç? 30. E şurası 6 ya. Burası da 6 olacağından dolayı buraya 24 kaldı. Yani burası da 24 yaptı. Sonra 132 burası. Hocam 6'sı burada. 6'sı burada. 12 çıkınca buraya 120 mi kaldı? Evet. E üçgenler benzer. Alfanın karşısı 24 kere alfanın karşısı 120. 5 katı. Betanın karşısı k iken betanın karşısı 5k'dır arkadaşlar. 336'yı kullanalım. 5k k daha 6k. 6k artı 6 6 12 burada eşittir. 336. Buradan 6k kaç geliyor arkadaşlar? 6k eşittir. 330 4 mi geliyor arkadaşlar? 334 mi geliyor? Yok 300. 12 çıkaracağız değil mi? 324 geldi. O zaman 324'ü kaça bölelim? 6'ya bölelim. 6 kere 8 48 6 kere 5 30. 24 kaldı. 24 kaldığına göre 6 kere 4 24. O zaman K'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 54 bulduk. Evet K'yı 54 bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? 5K isteniyor. 5K'da kaç yapar? 5 çarpı 54'ten kaç olacaktır arkadaşlar? 5 kere 4 20 5 kere 5 25 70 yani 270 yapacaktır arkadaşlar İşte bizden B köşesinin buraya olan uzaklığı yok 270 burası altta burası B B'nin neye olan uzaklığı isteniyor 270 artı 6 yaptı yani cevabımız böylelikle 276 yaptı arkadaşlar evet kaçıncı soru 6. soru Cihan oldu geldik 7. soruya bir katlama var arkadaşlar katlamada bunu böyle koymuşuz sonra yanından açmışız e katlamada dikkat ederseniz arkadaşlar şu kenar şu kenarla çakışmış böyle Açtığınızda da şu şekilde. E, açılmış hali zaten veriliyor. Bak bu kenar bu kenarla çakışmış değil mi? Tam çakışmış. Hatta şu açılarda birbirine eşit mi? Eşit. Tamam bunu biliyoruz. Şu açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ve şu kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Sonra böyle bir katlama yapılmış. Bu katlamayı da şöyle açacak olursak arkadaşlar. Bunu böyle açtık. Bunu böyle açınca ne geliyor arkadaşlar? Bu nasıl bir üçgen bu arada? Eşkenar üçgenmiş bu. Tamam. Bu madem eşkenar üçgen bu katlama çizgisi tabii ki yükseklik olmak zorunda. Yani şunlar kaç kaçar oldu? 30'ar derece oldu. Sen bunu böyle katladığın zaman aynı doğru üstünde gittiği için hocam burası da 90 ya. Burası 60 ise 60 buraya mı denk geldi? Evet. 60 bunlar da 30 30 yaptı. Aynı şekilde burası 60 ise üst üste binen açılar birbirine eşit 60. Ee, burası da aynı doğru üstünde gittiği için 90. Burası da 30 30 yaptı mı? Yaptı. Buna göre katlı şeklin yüzey alanının başlangıçtaki şeklinin yüzey alanının oranı. Katlı şeklin yüzey alanı nedir arkadaşlar? Tam şurası değil mi? Evet. Yani şöyle gösterecek olursak tam olarak burası arkadaşlar katlı şeklin yüzey alanı. Şöyle katladığımız zaman yüzey alanı başlangıçtaki şeklin yüzey alanına oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ekstra bir şey verilmiş mi burada? Verilmemiş. Tamam. Şimdi gençler bilgileri kullanalım. Hocam burası A iken burası da A mı? Evet, bir kenar eşkenar üçgen olduğundan dolayı hatta en küçük yerden başlayalım ya. Hocam burası A iken burası A mı? A. 60 60 60 eşkenar üçgen çıktı. Burası 2A. E burası da 2A. Çünkü bunlar birbirine eşit diye bulmuştuk zaten. Hocam katladığımızda burası da 2A. Ondan sonra dikkat ederseniz e, 30 60 burası da 30 çıktı. 2A ise burası da 2A mı oldu? Evet. E, alan da açacağız arkadaşlar. 2A'da kalan 2A ise A'da kalan A'dır. A'da kalan A'dır. E burası aynı şekilde burasına eşit olacak. 2 A, A, A şeklinde dağıtılmaz mı? Evet. Şimdi buna göre katlı şeklin yüzey alanı katlı şeklin yüzey alanı işte tam olarak burasıydı arkadaşlar. En son katlandığında bu buraya geliyor. Burada kalanlar kayboluyor. Yani kaç yaptı? 2, 4, 5, 6. 6 A'nın başlangıçtaki yüzey alanı nedir arkadaşlar? 8 A'ya olanı işte deniliyor bizden. Cevabımız kaç çıkacaktır o zaman? 3 bölü 4 çıkacaktır. Evet 7. soruyu 3 bölü 4 yani C han bulduk. Geldik 8. soruya. 36 metre yüksekliğindeki bir binada çıkan yangında çatıya kaçan mağdurların güvenli bir biçimde kurtulabilmesi için şekildeki gibi bir düzenek oluşturuluyor. Bu düzenekte 36 metrelik binanın çatısına 18 metrelik binanın çatısına çatısından 18 metrelik binanın çatısında çatısına mağdurların hızlıca inebilmesi için kaydıraklı bir tünel oluşturulmuştur. 18 metrelik binanın çatısında ise mağdurlar itfaiye aracının merdivenlerini kullanarak ineceklerdir. Evet buradan böyle kayıyor buradan da merdiveni kullanacak. Kaydıraklı tünel ile merdiven birbirine dik durmaktadır. İtfaiye aracının merdiveni yerden 3 metre yüksektedir. Şu 3 metre yükseklikte şu e, araçta 10 metre uzaklığında herhalde binaya. Evet. Burası da 36. Tamam. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2000 arasındaki uzaklık. 2000 arasındaki uzaklık isteniyor. Arkadaşlar 90 derece var. Alfabete edde alacağız büyük ihtimalle. Hocam dik üçgen yok. E burada dik üçgeni şöyle oluşturabiliriz arkadaşım. Şurası kaç? 3 değil mi? Evet burası 3. Burası 10 iken burası da 10 mu? 10. Hocam bunun tamamı 18'di. E o zaman buraya kaç kaldı? 15 kaldı. Biz şu yüksekliği bulmaya çalışacağız. Hocam şuradan şöyle dik mi çizsek? Yok. Bunun yüksekliği aynı zamanda şuradan devamlı getirsek yine bulamaz biz arkadaşlar. Buluruz. En azından alfa beta geçişte yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada tamamı 36. Burası 18 ise şuraya kadar. Buraya da 18 mi kaldı? Evet. Çünkü niye? Burası 18. 18, 18, 36. E şimdi artık alfa beta yapabiliriz arkadaşlar. Alfa, beta. E beta 90 ise alfa, alfa 90 ise beta. İçeriden de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama ben içeriği karıştırmak istemedim arkadaşlar. O yüzden dışarıda böyle uzatarak yaptım. Ee, o zaman şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer oldu. Hadi başlayalım bakalım. X deniyor bizden. Alfanın karşısı X'in. Alfanın karşısı 15 e oranı eşittir. Betanın buradan başladık. şuradan başladık. Betanın karşısı 18'in. Beta'nın karşısı 10'a oranına eşittir. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2. 2'ye böl, 2'ye böl, 9. 3 kere 9, 27. X'i buradan kaç buluruz? 27 buluruz. Zaten bizden 2000 e arasındaki uzaklık isteniyor. Yani 27 isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı gençler. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki turuncu ABC üçgen kağıdının üzerine yeşil DF üçgen kağıt şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Eyvallah. Almışlar şu yeşil kağıdı buraya yapıştırmışlar. Bunlar eşkenar üçgen mi? Yok. Her ikisi de herhangi bir üçgen. Yapıştırma işleminde yeşil kağıdın D köşesi turuncu kağıdın A köşesi üzerine ve yeşil üçgen kağıdın E köşesi turuncu kağıdın BC kenarı üzerine gelmiştir. Tamam. Şekilde de belli. Yapıştırılan kağıtlar A'ya boyunca katlandığında B ve C köşeleri arkadaşlar A'ya boyunca katladığında B ve C köşeleri çakışıyorsa eğer hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından bunlar birbirine eşit oldu. B ile C çakışıyorsa eğer hocam burada açılar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Evet buuradaki açılar da birbirine eşit oldu. Çünkü B buraya geliyor arkadaşlar. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. E hatta o zaman burası da aynı doğru üstüne gittiği için burası da dik olmak zorunda mı arkadaşım? Evet. Sonra devam edelim. B ve C köşeleri çakışmakta. AC boyunca katlandı. AC boyunca da ben üçgeni katladığımda F, E ile F çakışıyormuş. E ile F çakışıyorsa üstte binen kenarlar burada da birbirine eşit. Üstte binen açılar burada da birbirine eşit. Demek ki şu açıla da şu açı eşit oldu. Önceden de bu açı eşitti. 3 parçaya bölmüş oldu arkadaşlar burayı. Hatta aynı doğru üstünde gittiği için F, E'nin üstüne o zaman burası da 90. Ya da hem açı orta hem kenar orta olduğundan dolayı tabii ki 90 derece diyebiliriz. Şekildeki mavi boyalı ölçü 90 dereceymiş. Hocam Şurası 90 derece 3 eşit parçaya böldü. Burası 45. Burası yok. 3, 3 eşit parçaya böldü. 30-30-30 yaptı. E, hatta burası 30-90 ise burası 60 yaptı. 30-90 ise burası da 60 yaptı. 30-90 ise burası da 60. 30-90 burası da 60. Hatta buraya da 90 derece kaldı arkadaşlar. Bize diyor ki buna göre diyor e, turuncu üçgenin alanını yeşil üçgenin alanına oranı nedir diye isteniyor arkadaşlar. Buradan başlayalım arkadaşlar. En küçükten başlayalım. 30'un karşısı genelde en küçükten başlanır böyle şeylerde arkadaşlar. En küçük 30 60 90'dan. 1 dedim. Oran istenildiği için 1 dedim. 30'un karşısı 1 ise 60'ı karşısı kök 90'ın karşısı 2'dir. Hocam burası 30'un karşısı kök 3 90'ın karşısı 2 kök Hatta burası da kök 3. Bitti. 30'un karşısı kök 3 60'ı karşısı kök 3 katından dolayı 3'tür. E 2 iken zaten burası da 2 mi? 2. Şimdi mavi boyalı turuncu üçgenin alanın nedir? Hocam eşkenar üçgen direkt akara kök 3 bölü 4'ten gidebilirsiniz ya da taban ve yükseklik belli ya 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den bulurum turuncu. Turuncu üçgenin alanının yeşil üçgenin alanı oranı yeşil üçgenin alanı da akar kök 3 bölü 4'ten giderim ama yine taban belli taban 2 kök 3 çarpı yükseklik 3 bölü 2. Turuncunun maviye turuncunun yeşil oranı bu şekilde bulunur arkadaşlar. 2 kök 3'ler gitti mi gitti bölü 2'ler gitti mi gitti ne kaldı 4 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? Dokuzuncu soru böylelikle Edremit yaptı. Ve beşinci bölüm böylelikle bitti arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda altıncı bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.